Evet arkadaşlar, trigonometriyle kazanımlarla bitirmenin keyfi içerisindeyim son videoyla. Trigonometrik denklemler en fazla yapılamayan konu, en fazla sorulmayan konu. O yüzden rahat olabiliriz. Trigonometrik denklemler bilmeden bile trigonometrik denklemlerle alakalı sorulara cevap verebilirsiniz. Sadece basit bir iki bilgi bilerek, işte tanjant 45'in 1 olduğunu bilmeniz, tanjant 135'in eksi 1 olduğunu bilmeniz, işte tanjantın ikinci ve dördüncü bölgelerde negatif olduğunu bilmeniz, sinüsü 1 bölü 2 olan açının 30 derece olduğunu bilmeniz, birbirini 180 derecede tamamlayan açıların sinüslerinin eşit olduğunu bilmeniz filan gibi bilgiler sizi bu dertten kurtarır. Onu çok net söyleyeyim. ÖSYM çok net sorular sorar bununla alakalı. Öyle kaynaklardaki gibi soruları çok sormaz. O yüzden rahatsınız trigonometrik denklemler konusunda diyelim ve başlayalım. Trigonometrik denklem kavramları bu. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümesini bulur. Bir de lineer denklemleri bulur diyeceğim ve bitireceğim dikkatinizi çekiyorsa. Hemen ben kağıtlarımı aldım şurada birkaç tane. Şimdi arkadaşlar ben her şeyi şurada anlatacağım. Ben şöyle bir şey biliyor olsam, sinüs x eşittir 1 bölü 2 diye bir şey biliyor olsam, sinüs x 1 bölü 2 eşitse burası sinüs 30'dur, 1 bölü 2'nin yerine bunu koyabilirim. O zaman x dediğim açı 30 olabilir. Doğru mu? Tabii ki olabilir, yani sinüsler sinüs 30, sinüs 30 eşit olur. X dediğim açı 180 derecede tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşit olduğu için 180-30'a, yani 150 dereceye de eşit olabilir. Güzel olan şey, x dediğim açı 30'un 360 fazlasına da eşit olabilir. 30'un 360 fazlasının 360 fazlasına da eşit olabilir. Yani istediğim kadar 360 ekleyebilirim 30'a. X dediğim şey bunlar eşit olabilir. O zaman 360'ın katına eklersem 30'a çıkar. X dediğim şey burada, 360'ın katı buna da eklersem burada da çıkar. İşte bu tarz bir şey verecek adam size. Siz bu denklemleri kuracaksınız. Bu denklemleri kurduktan sonra da işte adam diyecek ki 0-2 pi aralığındaki kökleri nelerdir falan. Köklerin toplamı nedir? Kaç tane kökü vardır? Gibi sorular soracak arkadaşlar size. Başka bir olay yok. Mesela buradaki kökler 30 var, 390 var, 360 ekledim. Bu 360k demek. 180k diye de görebilirsiniz. 90k diye de görebilirsiniz bunu. İstediğimiz kadar 360k, 360 ekleyip çıkartabilirim demek. 360 ekledim 750, 360 ekledim 1110 falan diye gidiyor. 360 çıkarttım eksi 330. Böyle de sonsuza kadar gidiyor. Burada ne var? 150 var, 360 ekledim 510 var, 360 ekledim 870 var. Böyle sonsuza kadar gidiyor. Ya da eksi 210 var, eksi sonsuza kadar gidiyor. Böyle yığınla kökü var. Aslında sinüs x'i şöyle değerlendirebilirsiniz. Eğer şöyle bir denklem görürseniz, karşı taraf x'li de olabilir. Sinüs ne olsun, teta diye bir denklem görürseniz, bunun iki tane denklemi var. Birincisi x eşittir teta artı 360k ya da 2πk. İkincisi x eşittir teta değil, x eşittir 180 derece tamamlayan açı. Hatırlayın, 180 teta artı 360k diye bir denklem kuracaksınız. Geldim bunun kosinüs versiyonuna. Kosinüs x eşittir ne olsun bu sefer de? 1 bölü kök 2 olsun mesela, sallıyorum. O zaman şöyle diyebilirim. Bu arkadaş cos 45 demek. O zaman x dediğim 45 olabilir. 45'e istediğim kadar 360 ekleyebilirim. O da bu demek zaten. Ya da x dediğim arkadaşlar alfanın kosinüsü ile x alfanın kosinüsü birbirine eşit, hatırlayın. O zaman bunun eksilisi de olabilir. Eksi 45 eksi 360k da olabilir. Burada gördüğümüz açıların eksilisi de olabilir. Fark etmez. 360k'nın önündeki işaretin hiçbir önemi yok. İstediğim kadar 360 ekleyip çıkartabilirim manasına geldiği için eksi de koysam önüne, istediğim kadar 360 ekleyip çıkartabilirim. Burada hangi açılar var? 45 var. 360 ekledim 405 var. 360 ekledim 765 var. Böyle sonsuza kadar gidiyor. 360 çıkarttım eksi 315 var. Böyle eksi sonsuza kadar gidiyor. Burada ne var? Eksi 45 var. Gördüğünüz gibi bunun eksilisi. 360 ekledim 315 var. Gördüğünüz gibi bunun eksilisi. 360 çıkardım eksi 405 var. Bunun eksilisi. Böyle birbirlerinin eksileri olarak sonsuza kadar gidiyorlar. O zaman ben bunu da yazabilirim. Çok rahat. Cos x eşittir cos theta diye bir şey görürseniz hemen yapıştıracaksınız iki tane denklemi. Dediğim gibi theta
x'li bir şey de olabilir. X eşittir 2x artı 45 gibi bir şey de olabilir. X eşittir teta artı 360k diyeceksiniz ya da x eşittir eksi teta artı 360k diyeceksiniz. Aslında burada bulduklarınızın eksisi. Son meselem tanjant. Tanjant x eşittir 1 bölü kök 3 olsun. 1 bölü kök 3'e sahip açının 1 bölü üst tanjanta sahip açı 30 derecedir. O yüzden ben bunu da tanjant 30 yazabilirim dedim. O zaman tanjant güzel. Tanjant candır. Tanjantın periyodu 180'dir. Tek denklemi vardır. Neden tek denklem geldiğini falan hiç anlatmama gerek yok. Tanjanttan sordular. En son tanjant denklem sordular. Ve sordukları soru tanjantı eksi 1 olan açı olduğu için çok da basitti. Bunların hiçbirisine girmek zorunda kalmıyorduk. Dedim. Bunlar. Böyle. 30 artı 180k. Başka da bir anlamı yok. Onu da buraya yazayım. Kağıtı sıraf etmeye gerek yok. Tanjant x eşittir tanjant teta diye bir şey gördüğün anda yapıştıracaksın. Ne yapıştıracaksın? X eşittir teta artı istediğim kadar 180 ekleme hakkı. Ya da çıkarma hakkı. Neyse artık. Denklemlerde başka ne var arkadaşlar? Lineer denklemler. Lineer denklemler önemli mi değil? Sordular mı? Hayır. Denklemler ama müfredatta var. O yüzden anlatacağım. İki tarz lineer denklem var. Birincisi şu. A çarpı sin x zaten lineer denklem şu demek. Yani x ve y'nin lineer olabilmesi için ax artı b'ye eşittir c denklemi olması lazım. X ve y'nin yerine sin x cos x koyuyorum. Sin x cos x'i birer tane kasayıyla çarpıp bir sayıya toplayınca bir sayıyı eşitlemek lineer denklem demek. Bunun iki tane çeşidi var. Birincisi c eşittir 0 ise c eşittir 0 ise arkadaşlar a sin x çarpı artı b cos x eşittir 0 çıktı mı çıktı. A sin x eşittir eksi b cos x çıktı mı çıktı. Sin x bölü cos x yani tan x eşittir eksi b bölü a çıktı mı çıktı. Artık karşımızda bir trigonometrik denklem var. Artık çözebilirim. Ama ikincisi biraz gıcık. Orada da şöyle a sin x artı b cos x eşittir c diye bir şey var elimde. İçlerinden birinin katsayısını 1 veya eksi 1 yapıyorsun. Yani ya a'yı ya b'ye bölüyorsun. Her tarafı a'ya böldüğüm zaman sin x artı b bölü a tane cos x eşittir c bölü a geldi mi geldi. Tamam. Sonra buradaki b bölü a'ya yani diğerinin katsayısını birinin katsayısını 1 yaptın. Diğerinin katsayısı b bölü a oldu ya. B bölü a'ya tanjant teta diyorsun. Bir açının tanjantı. O da sin teta bölü cos teta oluyor mu? Oluyor. Sonra gidiyorsun yerine koyuyorsun. Sin x artı sin teta bölü cos teta çarpı cos x. Aha bu. Eşittir c bölü a. Yani payda eşitlesem sin x çarpı cos teta artı sin teta çarpı cos x eşittir c bölü a bu cos teta paydaydı karşı tarafa attım çarpı cos teta oldu. Devam ediyorum. Şöyle şuradan devam edeyim. Burayı görüyorsunuz. Hatta şöyle devam edeyim. Yok. Yani şunu az sonra söyleyeceğim. O yüzden şöyle yukarıya attım. Tamam mı? Şimdi ben tanjant teta'nın b bölü a olduğunu biliyorum. Üçgen çizsem. Şurası teta olsa. Burası b, burası a olsa problem olmaz. Burası a kare artı b karenin karekökü olur. Cos teta eşittir a bölü a kare artı b karenin karekökü olur. Cos teta'nın ne olduğunu buldum. Şurası da sinüs toplam formülü. Yani sinüs x artı teta'yı biliyorum. Burada a bölü a kare artı b karenin karekökünü yerine koydum. A'lar gitti. C bölü a kare artı b karenin karekökü geldi. Şimdi burada güzel olan şey de şu. Ne güzel olan şey? X artı teta teta'yı biliyor olacağım. C'yi, A'yı, B'yi biliyor olacağım. Karşı tarafı biliyor olacağım. Trigonometri denklem geldi. Bunu da çözeceğiz. En başta söylediğim gibi. Ve bitecek arkadaşlar soru. Bundan soru gelme ihtimalini hiç düşünmüyorum.
Öyle bir ihtimal yok bence. O yüzden daha da fazla üzerine varmıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Trigonometrinin kazanımlarını bitirdik. Sırada çıkmış sorular var. Onları çözeceksiniz. Sonra benim sorular var. Onları çözeceksiniz. Bir de baba kalem var. Sonra trigonometriyi bitirmiş olacağız. Geleceğiz sayma olasılığa. Hadi bakalım.